Bir film bir konu hoş geldiniz. Bugün Kız Kardeşler, Anons, Yozgat Blues, bizim büyük çaresizliğimiz, ilk aklıma gelenler ve daha birçok filmin, dizinin kurgucusu Çiçek Kahraman konuğumuz. Çiçek hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sen Almanya'dasın tabii. Bütün bu pandemi sürecini orada atlattın. Biraz Almanya'da nasıl oldu, bitti? Sen neler yaptın bu arada geriye dönük 3 aya baktığımızda biraz onlardan bahset. Ben şu an Berlin'deyim. Yarı zamanlı Berlin'de yaşıyorum. Yani işle birlikte Berlin-İstanbul arasında gidip geliyorum. Pandemi kısıtlamaları Almanya'da başladığında ben Hamburg'da kurgu yapmak için Hamburg'a yeni gitmiştim. Kar ve Selcan Ergun'un Kar ve Ayı filmini kurgulamaya. Film Hamburg'dan fonlandığı için ikimiz de kurgu için Hamburg'daydık ve tam kurgunun başında yani hani kısıtlamalara yakalandık diyeyim. O yüzden ilk 8 haftası benim için pandeminin çalışarak geçti. Yani o noktada da birazcık dış dünyayla yalıtması gerekiyor insanın kendini ki odaklanabilsin. Hani o alana böyle o kaygılar sızmaya başladığında iş iyice sarpa saracak diye ikimiz de çok odaklı şekilde çalıştık ve filmi kitledik. Sonra Berlin'e döndüm. Ve benim için bu pandemi sürecinde hep herkesin şikayet ettiği odaklanamama problemleri de işte evde kalmaktan sıkılmalar falan o zaman başladı. Şimdi işte gece hafta Türkiye'ye dönüyorum. Döndükten de 15 gün sonra tekrar kurguya gireceğim. O yüzden hani benim için artık sınıra dayanmış olan bu yalnızlık bitiyor. Tabii burada hiçbir zaman sokağa çıkma yasağı olmadı. O noktada şikayet edemem yani nihayetinde. Daha hatta Hamburg ve Berlin'i kıyaslarsam da Berlin'in önlem konusunda insanlardan bahsediyorum. Daha gevşek olduğunu gördüm. Hani ben burada daha sokağa hala maskeyle çıkarken sokaktaki 10 kişide birinde maske görüyorum mesela. Marketlere veya dükkanlara uyarı olduğu için ve sokulmadığı için herkes marketlerde maske takıyor. Mesela toplu taşımada da maske zorunluluğu olmasına rağmen yarı yarıya maske takanlar Ama var. hani Berlin sokak ve hani şey açısından hani çok geniş sokaklar, geniş şeyler, hani park ve yeşillik alan, hani insanların fiziksel olarak birbirlerine çok yakın olmadan da hareket edebilecekleri bir kent. Aynen öyle. Mesela İstanbul'da onu sağlayamıyorsun. Hani Otobüs. biliyorsun hani Kadıköy'de caddeye çıktık mı artık İstanbul. temas çok yaklaşıyor. Yani İstanbul'un hemen Öyle. çok yerinde öyle. Yani sıra servilerde mesela biriyle burun buruna gelmeden yürümek imkansız. Yani Doğru. Taksim'den Cihangir'e yürümeye kalktın ya da işte Yeldirmen'den Moda'dan İskele'ye yürümeye kalktın mı çok zor. Yani o yüzden evet buranın genişliği, parkları ve yani Almanya'da olmanın avantajı tabii ki vardı. Aynen. Özellikle sokağa çıkma yasağı olmaması. Peki, o zaman şöyle yapalım. Hani herkese aynı şeyi söyleyip başlıyorum. Sen bugün seçtiğin filmi ve neden seçtiğini anlatarak filme geçiş yapalım. Öyle yapalım. Ben Lawrence Anyways adlı filmi seçtim seninle konuşmak için. Türkçe adı nasıl çevrildi acaba? Ya da burada Yok. gösterimi Bizde bitti bizim mi? film dediği için Var aynı mı? adla. Aynı adla İstanbul Film Çeviri yok. Festivali'nde aynı adla gösterildi. Biz onu da gördük. Aynı adla. Okey. Evet. Tamam. Lawrence Anyways filmin adı. Javier Dolan'ın üçüncü uzun metrajı. Hatam varsa düzelt. 2014 olması lazım 2012 tarihine. galiba. Bakayım. 2012. 2012. Evet. Ve aslında bunu seçme sebebim şu an bir Mubi'de yakın zamanda vardı ve tekrar izledim. Aynı zamanda da yani son bir yıldır özellikle ateşlenen TERF tartışmaları hazır gündemdeyken ve J.K. Rowling'in Harry Potter serisinin yazarı olan J.K. Rowling'in beni hayal kırıklığına uğratacak ve bir sürü insanı hayal kırıklığına uğratacak şekilde trans dışlayıcı açıklamalar yapmasıyla gündeme düştü. Bununla ilgili bir pişmanlık da sunmadı ardından. Ve trans dışlayıcı radikal feministin İngilizcesinin kısaltması olan TERF tanımı.
yani J.K. Rowling bu noktada bir terf oldu ve dediğim gibi yani hani çok önemsediğim biri olduğu için hayal kırıklığı uğrattım ama demek ki kimse ön yargıdan ya da ayrımcılıktan muaf olmuyor. Eklemediğimiz insanlar dahil. O yüzden bu noktada bir trans kadının öyküsünü anlatan, daha doğrusu bir aşk hikayesi bu film ama karakterlerimizden biri geçiş sürecini karakterlerden birinin geçiş sürecini izlediğimiz bir film. Böyle sebebi bu açıkçası. Yani hani bir yandan da benim için anlatım dili olarak çok özgün bulduğum yani Javier'de olan hep yeni bir şeyler deniyor ama bu filmde yaptığı şey hani içeriğin ve biçimin bu kadar örtüşmesi beni çok etkiledi. Evet. Bir trans bireyin bütün cis hetero normatif patriarkayla yaşadıklarını anlatan ve bütün bu tabularla savaşan bir karakterin anlatıldığı filmde film diliyle de aynı şekilde bu non-binary dediğimiz yani tek bir buraları nasıl daha iyi ifade edebilirim? Normlara uymayan, hani sinema narratifinde klasikleşmiş ve gelenekselleşmiş dili de kıran bir yapısı olduğu için bu örtüş, yani bu içerik ve biçimin örtüşmesini de önemli buluyorum filmde. Evet, evet. Yani ben de açıkçası seninle yazışırken de söylemiştim bu hani Christopher Javier Dolan'ı hakikaten pek olmuyor bana, sınamadığım bir sinema. O yüzden de biçim ve atlamışım. Bir de maşallah yani kendisi böyle sürekli ürettiği için arada da gidiyor. Ve genel olarak da böyle aşağılara doğru giden ya da böyle artık o eski vasatının üstüne çıkamayan bir çizgide olduğu için bu aralar bu da oraya kaydemiş. Evet. O dönemlerde evet. İzlememiştim açıkçası. Ve fakat şimdi dönüp bakınca izlediklerim içerisinde en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ki yani daha 23 yaşında çektiğinde, gerçekten 19 yaşında çektiği filmde de bir olgunluk vardı ama burada çok ciddi bir görsel olgunluk ve hani hikaye olgunluğu da var çünkü yanlış anlaşılmam şu böyle yani bir erkeğin kadın olmaya doğru dönüşümünü anlatırken bir aşk hikayesine hani onu arkaya atıp bizi aşk hikayesinde tutmaya şey yapıyor ve bütün o dönüşüm o kadar normal, hani işte kıştan bahara, bahardan yaza, yazdan sonbahara geçişmiş gibi, kendiliğinden oluyormuş gibi gösteriyor. Odakta hep o aşk hikayesini tutmayı başarıyor. Bu çok zor bir şey. Yani dolayısıyla hani böyle çok hardcore transfobik olmayan hemen hemen herkesin hiç takılmadan da izleyebileceği ve dolayısıyla o aşka inandıkça bütün ön yargılarını da parçalayabileceği bir damarı var. Bu çok önemli bir şey mesela. Yani filmin o noktada didaktik olmadan bizi kendi önyargılarımızla yüzleştirdiği anlar var. Onu çok seviyorum. Yani bu filmin didaktik olma potansiyeli çok yüksek çünkü. Yani bu meseleyi anlatmak için yola çıkıldığında. O da çok üstten bakan bir tavır olurdu. Bence 30'a düşmemiş olması çok başarılı. Öte yandan, yani bir yandan da hani Fred'in öyküsüne bakacak olursak, yani Lawrence'ın kız arkadaşı Fred'in öyküsüne bakacak olursak, film aslında sevgilisini olduğu gibi kabullenemeyen bir kadının çıkmazlarıyla da uğraşıyor. Yani bu olduğu gibi kabul etmenin içeriği de Lawrence'ın bir kadın bedeninde yaşamak istemesi aslında. Kendini öyle hissetmesi, öyle tanımlaması. Bunu yaparken mesela Fred'i yargılamıyor çünkü onun karşılaştığı şok da hani çok anlaşılabilir bir şey. Mesela bir noktada şey oluyor ya Lawrence bedeniyle ilgili görüşlerini dışarı vurduğunda o da hani sende sevdiğim her şeyden nefret ettiğini söylüyorsun bana diyor mesela. Hani onun açısından da başka türlü bir şey çünkü
Hani siz birisi bir sürü özelliği seviyorsunuz ama o aslında onlardan nefret ediyor ve yani dolayısıyla bu bambaşka bir şey. Buradan bir ilişkiyi dönüştürmek, bütün krizleriyle beraber dönüştürmek bana biraz şeyi de anıştırdı. Gerçi hani Ozon'un 5x2'si vardı. Mesela o böyle geriye doğru giderek bir ilişkinin şeyini anlatırdı. Bu da ileriye doğru giderek bir 10 yıla şey yapıyor. Peki zaman açısından yani mesela bana hep şey geldi, katılır mısın? 89'da başlayıp milenyumda bitiriyor. Tam böyle bir değişen dünya, hani böyle işte 89'un bir önemli bloğun duvarın yıkıldığı yıl da başlıyor ve milenyumda bitiriyor. Aslında biraz bütün o etraftaki o bakışlarla açılıyor ya, kötü bakışlarla. Ya bütün onun yıkılacağı bir zamanın o arefe aralığını anlatıyor. Hani tabii ki tamamen yıkılmadı ama çok da mesafe kat etti o günden bugüne. Dolayısıyla sanki bilerek de seçilmiş bir zaman aralığı gibi geliyor bana. Katılıyorum. Bir 10 yıllık zaman aralığı. Yani 89 dediğin gibi 99 ve 90 yılı da aslında Judith Butler'ın Gender Trouble kitabının ilk basıldığı sene. Yani cinsiyet belası diye çevrildi Türkçe'ye. Yani o noktada toplumsal cinsiyetle ilgili ortadaki külliyat da çok canlıydı. Yazılıp çizilen çok şey vardı ve evet bu değişimler başlamıştı. O önemli bir aralık bence. 89 dediğin gibi 90. 89 senesinin yani tarihteki önemiyle de onu bu çağrıştırdığı şey de mühim. Onu düşünmemiştim. Hani duvarın yıkılması ve başka bir şey. Bu açılıştaki bakışlar meselesi... Ha bir de filmde şunu seviyorum. Şimdi biz açıldığında bir kadın görüyoruz. Aslında filmin anlatımında filmin sonunu alıp yani 99'daki o röportajı alıp o röportajdaki Lawrence'ı filmin en başında bize gösteriyor ve o yargılayıcı bakışları kameraya doğru baktırarak o insanları yani bir noktada bizim karakterle özdeşleşip o bakışların yoruculuğunu, dışlayıcılığını, yargılayıcılığını hani biz zaten filme öyle giriyoruz. Ve bu çok bu şunu sağlıyor. Biz zaten filmin başında Lawrence'ı kadın olarak tanıyoruz. Ve filmin sonunda da, film boyunca da bu geçişi izliyoruz. Fakat bu geçişi izlerken acaba sorusu hiçbir zaman olmuyor. Çünkü farkındaysan bir noktada Lawrence Fred'le yeniden bir araya gelmeye istediği zaman tekrar erkek kıyafetleri giydiği bir sahne var. Ve Fred'in ona söylediği niye böyle giyindin? Hani Fred'in de kafasını karıştıran bir durum. Ve aslında hiçbir zaman, yani biz ne olursa olsun, neler yaşanırsa yaşansın, Lawrence'ın bu geçişi tamamlayacağını biliyoruz. Şimdi böyle izlerken filmi, mesele artık bu soru işareti olmuyor. Mesele bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Yani acaba olacak mıdan ziyade, orada da yönetmen bize şunu söylüyor. Bu adam kadın oluyor, bakalım nasıl bu dönüşüm yaşanacak. O yüzden onu da çok güçlü buluyorum. Yani bizim manipülasyonu burada kötü anlamda kullanmayacağım ama yönetmenin bizim algımızı manipüle etme becerisi çok yüksek bu filmde. Hatta geçen gün kurgu dersinde bir katılımcının tabirini tekrarlayacağım. Bu açılış sahnesi bahsettiğin film için bir izleme kılavuzu işlevi görüyor aslında. O da yani bence çok yani en başarılı açılış sahnelerinden benim ilk 20'me girer. Evet, şöyle bir şey yapıyor çünkü seyirciye yani Lawrence'ın o yürüyüşünü ve ona yürüyüşünü flu gösterip sadece ona bakışları gösterdi. Seyirciye böyle olma diyor aslında en başta. Yani daha doğrusu hani normal hikaye o final anında şeyi bitiriyor ya hani tanışma anlarıyla bitiriyor. Yani Lawrence'ın daha erkek formunda erkek olduğu zamanlarda erkek gibi göründüğü ve davrandığı zamanlarda diyelim. Öyle başlayıp lineer bir şekilde anlatsaydı seyirci bütün o şey boyunca oradaki karakterler gibi bakacaktı bir kısmı. En başta bir yabancılaştırıcı bir şey koyuyor. Diyor ki bu karaktere böyle bakacaksınız biraz sonra. Ya daha doğrusu bakacağınız şekil bu olacak. Ona göre izleyin.
O çok ciddi bir şey. Dolayısıyla baştan bir mesafeyi, o şeyi bir atıyor. Evet. Ona benzememeye çalışıyor seyirci ve bir şey örüyor. Çok güzel. Evet. Bir buluş. Hani bir yaptı bilmiyorum ama gerçekten çok zekice bulmuş. Çünkü o bakışın, o bakışa yönelten değil, maruz kalan taraf olmak böyle bir şey diyor başlarken. Yani ve o öyle bir farkındalıkla bizi izlememizi yöneltiyor. Ama bakış, film boyunca bakış çok mühim. Burada gaze dediğimiz o bakışla çok oynuyor yönetmen. Çünkü bu röportaj, onunla röportaj yapan ve aslında orta sınıf beyaz bir kadın var. O noktada muhafazakarlığı da temsil ediyor bu gazeteci diyelim. Ve Lawrence'la röportaj yapmak zorunda belli ki. Ve o noktada da Lawrence'a bakmıyor. Ve Lawrence bir noktada müdahale etmek zorunda kalıyor ve yani sen benden cevap almak istiyorsun ama geldiğimden beri bana bakma, gözümün içine bakmaya cesaret bile edemiyorsun. Nasıl olacak? Diyor. Ve kadını açıyor bu şekilde. Ama bu noktada da tanınmak, yani bakış iki anlamda burada. Bir, yargılamak olarak kodlanıyor başında ama en sonunda da tanınmak için de bakış üzerinden yol alıyor yönetmen. Çünkü orada da birebir kaldıkları anda bakışını esirgemek de başka bir şey demek. Karşı tarafı tanımamak demek, yok saymak demek. Zaten belli ki yok sayıldığı bir ailede büyüdüğünü görüyoruz. Daha doğrusu görülmediği bir ailede büyüdüğünü anlıyoruz Lawrence'ın. İlişkisinde de sevgilisinin onu görmemeyi istediği zamanlar oluyor vesaire. Bu noktada gazetecinin de şöyle bir sorusu oluyor Lawrence'ın bu müdahalesinden sonra. Senin için bakışlar, görünüş senin için önemli mi? Ama burada look kelimesini kullanıyor ve aynı zamanda bakış anlamına da geliyor. Yani bakış ve slash görünüş senin için önemli mi diye bir soru soruyor Lawrence'a ve Lawrence şunu diyor cevap olarak. Yani senin ciğerlerin için hava önemli mi? Mesela yani hani bu kadar hayati bir şey aslında. Bir kişinin kendini tanımladığı şekliyle karşı tarafında onu tanıması diye bitiriyor. Yani filmin son sahnelerinden biri. O yüzden bu bakışla ilgili film boyunca yönetmenin bunu nasıl ele aldığını çok önemsiyorum ve onu da çok başarılı buluyorum. Evet evet. Yani bir de gerçekten hani izleyicileri ürküt meyelim ama uzun da bir film, 3 saate yakın ve fakat evet. Müthiş akışkan bir var ve bence bunda şeyin payı çok büyük gerçekten. Hani o açılış sahnesi ve hemen onun peşinde bağlanan sahneler birlikte. Hı hı. Ben yine de hani o şeye kadar, hani o ilk ayrılıkları, büyük ayrılığa kadar olan kısmın sonra bir zaman atlıyor ya. Evet. Yeni bir hayata başlıyorlar. Yeni bir hayata. O kısmın yine de biraz daha, tabii kurgucu olan sensin. Biraz daha toparlanabilirmiş gibi bir şey gibi yani diye hep düşündüm mesela. Hani sanki o bölümü biraz daha toparlamak. Ama mesela bugün biraz böyle bakarken şey yorumları da gördüm mesela. O bölümde mesela Fred'le ilişkisinin gücünün yeterince aktarılmadığı, biraz daha çok o gücü gösteren şeyler olduğuna dair yorumlar da yapılmış mesela. Hani bu aşkın bu kadar büyük olduğuna inanamıyoruz gibi. Ama bence mesele zaten şey değil. Yani o oradaki aşkı biraz şey gibi de kurmuyor zaten. Hani biraz böyle cinsellik dışı bir, yani cinselliği yoğun olan ama onu çok da önemsemeyen, biraz böyle birbirini tamamlayan, birbirini anlayan, birbiriyle konuşan, birbirinin yanındayken kendini iyi hisseden bir şey tanımlıyor. Evet. Mesela bunun böyle çok tarif etmek kolay değil böyle büyük şeyleri. Belki mesela çok cinsel yoğunluklu bir aşkı anlatmak çok daha kolay olabilir. Fiziksel temas şeyini. Ama böyle daha içsel bir şeyi anlatmak da o kadar kolay bir şey değil açıkçası. Kesinlikle. Kurguyla ilgili, yani açıkçası bu sinemada izlenmesi gereken bir film bence. Yani çünkü
evde yani işte şey başka uyaranların olduğu bir ortamda bu kadar uzun bir filme gömülebilmek o kadar kolay olmuyor. Sinemada izlemiş olsaydım keşke ama ben televizyon yani kendi evimde izledim ekrandan. O yüzden kurgusunu sinemada izlediğimiz haliyle değerlendirecek olur. Yani onu hayal ediyorum ve bana açıkçası sarkan bir yeri var gibi gelmiyor şu anda. Ama bunun 3 saatlik filmi de bu şekilde izletebilmek, yani izletmenin bizi sıkmadan izletmesinin yolu da şundan geçiyor diye düşünüyorum. En başta söylediğim biçim meselesi. Şimdi herhangi bir film için görüntü yönetmeniyle yönetmen ve kurgucu bir araya gelip bu filmin diliyle konuştuklarında ister istemez yani şey kaçınılmaz tek bir dil kullanmak zorundaymışız gibi konuşulur. İşte omuz kamera istiyorum, hareketli bir dil olsun ya da işte sabit kadrajlar istiyorum ve sanki bu bütün filmde olmak zorundaymış gibi. Halbuki o kadar anlatım çeşitliliği var ki filmde. Yani Fred'le Lawrence'ın sahnelerinde, özellikle bu araba içinde ya da daha sonra tartıştıkları sahnelerde omuz kamera, kadraja çok yakın giren, yani biz sanki onlarla birlikte hareket eden ve onların birebir yani üçüncü kişi olarak orada onların yanındaymış gibi hissettiren bir dil kullanıyor. Ama atıyorum Lawrence'ın annesiyle ve babasıyla ilişkisini anlattığı sahnelerde sabit kamera, mesafe var. Hatta kamera yani kadrajın içine kadraj sabit ve karakterler yeri geldiğinde içine kadraja girip çıkıyorlar. İki tane bambaşka bir film dili gibi ve bu sahneler arka arkaya gelebiliyor. Şimdi bu bence çok cesur bir şey ve işliyor. Yani şimdi ben bu filmin tek bir anlatımı var diyemem ama bütünlüklü bir anlatımı var diyebilirim. Bunu çok kurgu olarak bu kadar çeşitlilik, yani kurgu dili olarak da çeşitli yaklaşımları bir arada kullanmış olması ve bunu içeriğin yönlendirdiği şekilde ve içeriği yönlendirecek şekilde de kurmuş olması bence çok en büyük becerilerinden biri. Doğru. Yani ben de öyle düşünüyorum ve şey de doğru yani hani mesela o kamera şeyini mesela belli anlarda işte Fred'in Lawrence'ın ona söylediklerini anlattığı yatakta oturduğu sahnede kamera kapının dışında yani bizi oraya dahil etmiyor biraz mesela. Hani bunlar hep bilinçli tercihler yani o aile içinde bir mahrem gibi ya da hani çok böyle birinci dereceden olanlara ancak söyleyebildiği bir mahrem an dolayısıyla evet. Bizi kapından içeriye sokmuyor, kapının dışında bırakıyor bizi. Hani bunu bilin ama bu sizi ilgilendirmiyor aslında demeye getiren bir nokta var. Yeriniz burası. Orası değil. Yani. Evet, gibi. Yani biraz da şey gibi aslında. Hani sizin bu kadını da yargılamaya çok hakkınız yok. Hani o isterse tekrar burada kalmaya devam edebilir. Hani o kendi şeyini yaşayacak ve hani buradan devam edecek isterse. İsterse de gidecek. O kendi bileceği iş gibi. 25 dakikaya geldik neredeyse. Vay be. Daha çok güzel, lezzetli sohbet oldu. Sağ ol. Çok teşekkürler davet için. Rica ederim. Ne demek? Biraz daha yeni normalimiz normalleşir umarım ve Türkiye'ye döndüğünde bir zaten mahalledeyiz. Buluşuruz. Çay kahve. Evet. Tamam. Evet, bunu yüz yüze tekrarlamalıyız. Çok teşekkürler. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakal.